Nişanlama gibi. Nişan olmadı ama kına gecen oldu galiba. Tabii annemin zoruyla oldu. Ben hiç istemiyordum. Böyle arkadaşlar arasında bir bride istiyordum. Onu da yaptık. O da oldu. Ama kına gecesini sırf annem için yaptım. Ama çok da eğlendim. Çok güzel oldu. Herkes de bunu konuştu. Diyorsun. Evet aynen öyle. Bu bride galiba. Evet yine o en yakın arkadaşım. Şurada gri şallı olan sol tarafta oturan. O düzenledi tamamen. Bana sürpriz, hiç haberim yoktu. Hatta o gün onunla öyle kavga ettim ki, öyle kızdım ki kıza. Niye? İşte beni sürekli çağırıyor falan, diyorum ki gelemem, olacağı yerde değil falan, böyle beni delirtti. Meğerse herkesi organize etmeye çalışıyormuş. Gittim zaten anlayınca hüngür hüngür bir ağlıyorum o videoda. Bir ağlıyorum. Sormayın. Ya. Çok pişman oldun tabii. Pişman oldum. Çok üzüldüm. Kızdığım o kadar. Kızdığım için Aslı Hanım. Bu da kına gecemden. Kaç kıyafet giydin? 3 kıyafet giydim Aslı Hanım. Hepsi gelinliğimin yanında hediyeydi. Oo. Evet. Güzel. Aynen öyle. Normalde bir tane veriyorlar. Evet. Aslı Hanım nereden aldın sen gelinliği? Çok aradım Aslı Hanım. Onu da diktirdim. Kiraladım. Nerede? Çok aradım. İzmit Çarşı'da bir gelinlikçiden. Modelini internetten buldum. Ondan sonra göstermeni yapabilir misin abla? Yaparım dedi. Çok da güzel yaptı. Kına kıyafetleri de orada bir sürü vardı. Ben seçtim. Bu birinci kıyafetim. Giriş kıyafetim. Kuaför videom. İkinci kıyafetim bindallıydı. Üçüncü kıyafetim de böyle after elbisesi gibi lila rengiydi. Orada bir fark yaratmak istedim. Eşarbımı da kendim değiştirdim. Kına esnasında. Tebrikler. Evet. Peki bravo. Kına için organizasyon tuttun mu? Tuttum canım. Evet. Annem tuttu diyebilirim. Gerçekten. Çok uygundu. Paketti. Yanlış hatırlamıyorsam 2500 TL'ydi. Evet. Salon aynen. Salon kaç kişilikti? Salon çok büyüktü. Belediyenin salonuydu. Açıkçası sayı olarak hiç sormadı. Zaten dolduramayız diye. Verdiniz mi belediyeye? Verdik aslan ama çok küçük bir meblağ. Evet, evet. 500 TL gibi bir fiyattı ama çok güzel bir salon. İçerisinde neler var? Hiçbir şey yok. Kuru salon. Organizasyon geliyor. O hazırlıyor. Bu şekilde aslanım. İkramlık falan dağıtıldı mı? İkramlık olarak tabii ben kendim bileklik hazırladım. Kart çıkarttırdım. Bileklikleri buna monte ettim. Ay ne güzel. Evet aslanım, herkese sana dağıtıldı. Burada peki, eşim en yakın arkadaşıyla oynuyor. Evet. Peki düğün bir gün sonra mı oldu? Düğün hayır, bir gün aralıklı oldu Aslı Hanım. Tam o dönem yasaklar vardı akşam saatlerinde. Evet, evet, biz onun için saatleri hep hafta içi 9'dan önceye ayarladık. Hani olur bir yasak gelir falan, gelmedi çok şükür. Çok rahat rahat yaptık ama böyle önceden bir hazırlıklı yaptık iptal yaşamamak için. Ah canım benim. Evet. Kaç kişilik bir düğündü? Düğün değil, nikah da Aslı Hanım. Nikah diye başladığımız yolda düğüne dönüştü her şey. Nasıl oldu ya? Şöyle oldu. Nikah bitti. Tam diyecek dedim ki yani herkes evine gidiyor herhalde. Bir baktım dediler ki biz işte erkek tarafı oynayamadı. Gelemeyenler oldu falan. Oynamak istiyoruz. Dedim oynayın, benim için her şey bitti zaten. Kına gecesinde oynamamışlar mıydı? Yok, erkekler istemiş Aslı Hanım. Evet. Oynamak istediler. Çok seviyorlar. Karadeniz'de anne tarafı eşimi. Evet. Ben de kimsenin gönlünü kırmak istemedim. Zaten benim için her şey o saate kadar çok güzel. Dedim oynayın istediğiniz gibi. Ekstra bir çalgıcı ücreti verdi eşim orada. Ondan sonra oynandı. Hatta ben de oturdum böyle dedim. Hiç sevmem oynamayı Aslı Hanım ya. Neden? Hiç sevmem. Bilmiyorum. Bana böyle şık kıyafetlerle böyle oynamak hoş gelmiyor. Abi müzik çalın bakayım. Şu müzikte bakayım nasıl oynayacaksın. Nasıl mı? Ay gördüm, kınada oynamışsın. Oralarda evet, oynamışsın hep. Evet ama çok güzel oldu. Ne bileyim, eğlendim böyle arkadaşlarla falan. Bir açsana dış ses müziği.